Merhaba dostlar, bugünün konusu Herkül vs. Ares ya da Herkül vs. Mars. Sonuçta aynı mitolojik isimleri almaları daha mantıklı olur. Bunu seriden devam ettirmeyi düşünüyorum. Herkül daha yaratılışında Tanrıça Hera tarafından lanetlenmişti. Yarı tanrı, yarı insan olan Herakles doğduğu günden itibaren tanrısal bir güce sahipti. Ve bu güç Hera'nın canını sıkıyordu. Hera Herakles'e daha bebekken onu öldürmesi için iki zehirli yılan göndermişti. Ama Herakles daha bebek olmasına rağmen yılanları sıkarak öldürdü. Herakles dönemine göre çok iyi bir eğitim aldı. Ok atmayı, at binmeyi ve güreşmeyi kusursuzca yapıyordu. Daha 18 yaşındayken büyülü bir aslanı çıplak elleriyle katletti. Tabi Hera onu fiziksel olarak zarar veremeyeceğini anladı ve zihinsel olarak zarar verdi. Ona çocuklarını canavar gibi gösterdi ve çocuklarını katletti. Ondan sonra Herakles yoğun bir depresyona girdi ve gönüllü sürgüne gitti. Sürgündeyken bir kahine akıl danıştı. Kahin ona günahlarından arınması için, ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Evrysteus'un hizmetine girmesini söyledi. Aslında kral olacağı şehirde köle olmuştu. Evrysteus ondan 12 görev ya da 12 iş istemişti. 12 işin hepsine değineceğim. Ama bilgiler vermeyeceğim. 12 görevle alakalı başka bir video yapacağım. Nemea aslanını öldürmek birinci göreviydi. İkinci görevi Hydra'yı öldürmek. Üçüncü görevi Kyra'ya Gein'i katletmemekti. Canlı getirmekti. Çünkü oranı neyse ya başka videoda dediğim gibi. Dördüncü görev Erdmotos Dağı'ndaki yaban domuzun canlı getirmekti. Beşinci görev Aigyonos ahırlarını temizlemekti. Altıncı görev Seitmos kuşlarını kurtarmaktı köy işte. Yedinci görev Girit boğasıydı. Sekizinci görev Diomedus'a Gın atlarını eğitip getirmesiydi. Dokuzuncu görev Amazon kraliçesi Hippoyete'nin sihirli kemerini getirmekti. Onuncu görev Gerneos'un sürülerini çalmaktı. On birinci görev Batılı kızların altın elmalarından getirmekti. On ikinci görev Kerbonos ölüler diyarından çıkartmaktı. Kerbonos Hades'in köpeğidir bu arada. Hepsi arka video çekeceğim dediğim gibi. Sonra da evlenmiştir. Hera yine bir zihinsel vizyon yüklemiştir ama eşine yüklemiştir. Eşi kıskançlığından dolayı bir gömlek vermişti. Herkül onu giymiştir. Sonra da Herkül can çekişerek ölerek ölümsüzlüğe yükselmiştir. Olimpus'a çıkmıştır. Evet. Ares ise Trakya'da doğan 12 Olimpusludan biridir. Kendisi savaşa aç ve çok kısa bir hüküye sahiptir. Herakles kadar güçlü olmasa da Ares savaşı oluşturan şiddet ve öfkeye sahiptir. Sanatta Ares bir miğfer, bir kalkan, bir mızrak ve bir kılıca sahiptir. Kimi kaynaklara göre köpekler ve akbabaların çektiği dört atlı bir araba kullanıyor. Kimi kaynaklara göre ise altın yulvarlı ateş püsküren dört ölümsüz aygır tarafından çekilen bir arabası vardır. Kutsal hayvanları boya peşeliyor baykuş, ağaç kakan, bayağı pofu ve akbabadır. Pek iyi bir tarihi yoktur. Çünkü Truva Savaşı'nı kaybetmiştir ve babası olan Zeus onu sevmemiştir. Bu karşılaşmada büyük ihtimalle Herakles veya Herkül Ares'i yenecektir. Çünkü Herkül'ün gücü ve zekası açlıktan daha yüksekti. Kendisi Herkül gök kubbeyi kaldıracak kadar güçlüydü. Onu da başka bir videoda Herkül'ün biyografisinde neler başardığını, neler yaptığını anlatacağım. Ares'in biyografisini tam olarak vermesem de onunla alakalı da bir video yapacağım. Bu karşılaşmanın kazananı büyük bir ihtimalle yarı tanrı, yarı insan olsa da Olimpus'a yükselmemiş versiyonu da olsa Herakles'in Ares'i yenecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.